kamuydu, özeliydi, hep birlikte el ele vererek bugün kamuda 23 tane hastanemiz var. Bitirilen Canbalı Mahallesi Yeni Mahalle ve Sıra Bademler Mahallesi'ne hizmet edecek olan 7. Aile Sağlığı Merkezi açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Karacabey'imizde 7. aile sağlığını açmak için bir araya geldik. Bu vesileyle hepinize hoş geldiniz diyor, içtenlikle saygılarımı sunuyorum. Karacabey'de bu açacağımız aile sağlığı merkeziyle birlikte şu anda 7 tane aile sağlığı merkezimiz var. Bunlardan bir tanesi Sağlık Bakanlığımıza ait, diğeri belediyemize ait, 5 tanesi de kiralık olarak hizmet verecektir. Ve toplamda 28 aile sağlığı merkezimizle Karacabey'de 80 bin nüfusa hizmet vermeye çalışıyoruz. Açacağımız aile sağlığı merkezimizde 3 hekimimiz görev yapacaktır. Son derece düzgün şartlara sahip ve bölge, bu mahalledeki 3-4 mahallenin ihtiyacını karşılayacak şekilde hizmet dizayn edildi. Yaklaşık 12 bin kişiye hizmet verecek şekilde planlanmış durumda. Değerli misafirler, kıymetli protokol, biz Karacabey'i çok önemsiyoruz. Karacabey gelecekte çok hızlı büyüyeceğine inandığımız stratejik açıdan önemli bir ilçe. Dolayısıyla buranın hastanesini de, sağlıklı yaşam merkezini de o şekilde kurguladık. İnşallah hastanemiz bitti. Şimdi inşallah önümüzdeki günlerde sağlıklı yaşam merkezinde hizmete alacağız. Orası da son derece güzel. Gerçekten çok önemli bir vizyon proje. Türkiye örnek projelerden bir tanesi. Geniş olarak düşündük. Belki hastanemizin bazı ihtiyaçlarını da orada görebiliriz. Ayrıca hastane arsamızda da ilerleyen zamanlarda Karacabey'imizin ihtiyaç duyabileceği diğer ek binaları yapma gibi bir niyetimiz var. Çünkü bu ilçeyi çok hızlı büyüyebileceğine inandığımız bir ilçe olarak değerlendiriyoruz. Karacabey Belediyesi'yle güzel çalışmalar yapıyoruz. Her zaman işbirliği içerisinde güzel adımlar atıyoruz. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de yeni yapacağımız yatırımlarla da yine birlikte hareket ederiz diyor. Ben bu vesileyle aile sağlığı merkezimizin hayırlı olmasını diliyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Karacabey Belediyesi rutin belediyecilik anlayışının yanında kendine bir yol haritası belirledi. Kentin marka değerini arttırmak, vizyon katmak, Karacabey'i büyütmek, Karacabey'i geliştirmek için 3T formülüyle çalışmalarına devam ediyor. Tarımsal yatırımlar diyoruz, turizm yatırımları diyoruz ve teknolojik yatırımlar diyoruz. İl Sağlık Müdürümüz biraz önce vurgu yaptı. Karacabey'in nüfusunun artması bekleniyor. 81.700 nüfusumuz var. Ama Karacabey Belediyesi'ni temsilen bizim müteşebbis heyetinde yer aldığımız Teknosap 150 bin kişiye iş imkanı öngörüyor. Yani Karacabey'de yaşayanların iki katı kadar Teknosap'ta kurulacak fabrikalarda istihdam imkanı oluşacak. Bu da Karacabey'in ne kadar büyüyeceğinin bariz bir göstergesi. İşte biz Karacabey'de yaşayan vatandaşlarımıza kaliteli hizmet yapabilmek amacıyla Büyükşehir Belediye'mizle, hükümetimizle, çeşitli kurumlarımızla işbirliği halinde çeşitli çalışmalara imza atıyoruz. İşte bu açılan ocağımız, aile sağlık merkezimiz de bunlardan bir tanesi. Bugün de burada 12 bin kişiye hizmet verecek, 3 tane mahalleye hizmet verecek bir merkezin açılışı vesilesiyle bir aradayız. Bu merkezler çoğaldıkça işte vatandaşlarımız yerinden hizmeti alacaklar. Dolayısıyla çok fazla tetkik, tahlil gerektirmeyen sağlık problemlerini burada çözecekler. Bu da hastanemizin yoğunluğunun azalmasına vesile olacak. 7 aile sağlığı merkezimizde 28 aile sağlığı birimimizle Karacabeyli hemşehrilerimizin yanındayız. Ben bu binanın bu şekilde hizmete girmesinde emeği olan İl Sağlık Müdürlüğümüze, Karacabey Belediye Başkanımızın şahsında Karacabey Belediye'mize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıkta bir dünya modelini ortaya koyduk. Sağlıkta eş güdümü ifade eden bütün hastaneleri Sağlık Bakanlığı'nın üst çatısında bir araya getirdik. Devlet Demiryolları hastanelerini, Milli Eğitimin hastanelerini, SSK hastanelerini, devlet hastanelerini hepsini tek çatı altında
bir araya getirdik ve eşgüdümü sağladık. Bir diğer büyük proje sağlık hizmet sunumuyla sağlığın finansmanını birbirinden ayırdık. Evet, çok büyük bir sosyal güvenlik reformunu meydana getirerek, ortaya koyarak bunları yaptık. Bir diğer başarılı çalışmamız sağlık alanında özel sağlık kuruluşlarını da bu milletin yatırımları olarak gördük ve onları da bu milletin hizmet sunumuna katkı sağlayacak şekilde bir düzenleme içerisine koyduk. Hizmet edecek 7. Aile Sağlığı Merkezi hayırlı uğurlu olsun efendim.